adamdan birini çaldık. Benim ama arkam işte önümden daha güzel, o yüzden ilk orayı göstereyim dedim. Bu kıyafetinle nereye gidiyorsun? Bir kızla çıkmaya başlamışım. Ama kızın haberi yok onda. Bu dudakları bir masaya yatıralım. Oh. Bak, yani ikimiz de tam dönmeden öpebiliyoruz mesela. Ben... Aslında gözleriniz de yeşil. Benim şu an yeşerdi. Senin de... Derine, derine, daha derine. Murat Dalgın Tüzeli! Derine, daha derine. Adını kası derine. Bana çok güzel bir kadın gelecek. Dediler sen mi geldin? Bitirebiliyor musun o omuzu? Hah, benim için o eldivenle çıkart lütfen. Çıkarayım. Çizme. Çaktırmadan kıyafeti çıkarttırıyoruz galiba. Davet, açılış yapacağız. Lan! Kaptınız ama. Evlendim ben, evet. Ne biçim kocayım ben? Bu ne ya? Ne yapıyorum ben? Otel zincirleri var. Ben izin verirseniz sizinle evlenip ertesi gün adınıza otel açmak istiyorum. Mümkün mü? Hem mümkün. İsmi de hazır. Hey Otel. Hey Otel. Hey falan. Gece benle kalsan da, kitabına uydum gel, uysak da uymasak da, çekeceğim var elinden, alacaklıyım telinden, ne demeyimi anladın sen, acil durumu yansan da. Kolaya kaçmışsın. Cowboy şapkasını takıp gelmeliydim değil mi? İçim rahatladı ya. Oh dedim ya. Bir tartışma göremeyecektim burada. Çok teşekkür ederim Zeynep ve sana. Kıyafetinden kendi ışığını göremiyoruz. Kıyafeti ama öyle sahne canım. Sahne pırıltı ister. Ama gözdeki, gözdeki pırıltı o enerji. Ay sen ne anlarsın Eser ya? Ya yeter ne? Yeter. Yeter ya. Konuk jüri olarak geliyoruz buraya. Yok Nurella'ymış, bilmem neymiş, bu nedir? Kime? Yapay insanlara anlam veremiyorum. Benim yapay olduğumu, yapmacık olduğumu söyleyerek aslında senin gözünde uyku girmesin. Burada kim benim arkadaşım, kim değil. Sadece ve sadece onu görmek için. Şu anda keşke bir kulis yapabilseydim ya da en azından arkalarda oturabilseydim, belki daha çok düşünürdüm. Kulisi başından beri söylüyorum, ben mantıklı görüyorum. Kendi kendine bir strateji belirledi. Ve sonunda bu strateji oyunları başladı. Böyle küçük hesaplar, küçük numaralar. Bence hepsi gitsinler gerçekten. Gayet tarzı düzendi. Daha iyi gelmeye başladı. Daha tarz olmaya çalıştı. Daha stil sahip olmaya başladı. Efendim, günün son misafirini ağırlıyoruz. Sibel Özbek podyumda. Sibel, anlat bakalım kendini. Kimsin, nesin, kimlerdensin? Ben aslen Niğdeliyim. Sibel Özbek ismim, soy ismim. Niğde, Niğdeliler, uğurlu odadan sevgiler gelsin sizlere. İstanbul'da öğrenciyim. Ailemle yaşıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. Televizyon haberciliği okuyorum. En büyük hayalim editör olmak, haber editörü olmak. Bu kadar. İnşallah yaparsın. Hadi bakalım, gidelim içeri. Neler oluyor görelim.
adımlarla podyumda ilerliyordu. Hoş geldin. Çok heyecanlıyım. Evet, farkındayım. Titriyorum. Evet. Biraz sohbet edelim. Tamam. Belki geçer. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan katılıyorum. İstanbul'dan. Kaç yaşındasın? 19. 19? Evet. Ah, daha küçücüksün. Nasıl oldu? Nereden esti de geldin? Ben zaten kim takip ediyordum. Etti? Çok seviyordum böyle. Biraz annem teşvik etti. Zaten ben de istiyordum. Öyle yani, başvurdum. Kabul edildi. Peki modayla alakan var mı? Yoksa normal, özel hayatında kıyafetlere çok düşkünsün. Evet, alışveriş. Ve tarzına güveniyorsun. Çok seviyorum, evet. Bir tane yıldıza ihtiyacım var. Tamam. Sana bol şans diliyorum. Teşekkür ediyorum. Geçebilirsin. Hoş geldin. Hoş buldum. İsmin neydi? Sibel. Sibel, sen korkuyor musun bizden? Hayır, korkmuyorum da çok heyecanlandım. İçeri girdiğinde suratında bir ifade var. Evet, öyle oldu biraz. Korkuyormuşçasına yürüdün. Yok, korkmadığımdan. Heyecanlısın, titriyorsun şu an, görüyorum. Çok heyecanlıyım. Ah, heyecanın kadar tarzın da yerinde olsaydı keşke. Elbise güzel elbise ama ben desenini hiç sevmedim. Saçın yanlış bunun üzerine. Sırtın güzel, dön bakayım. Ya o kadar titriyorsun ki ben buradan bozuk gözlerime rağmen görüyorum. Evet ya, çok heyecanlı. Alıcılarınızın ayarıyla oynamayın lütfen. Sibel titriyor çünkü. Bilmiyorum, bir desen yüzünden acaba kararım ne olur, karar veremiyorum. Biraz içime kapanıp düşünmek istiyorum. Tamam. Noella. Canım. Saçın da koyu olduğu için bu ruhsuz desenle daha kötü olmuşsun sen. Bunun hakkı güzel bir kırmızıyla meç edebilirdin. Kırmızı bir çantan olurdu, ne bileyim. Kırmızı bir küpe yapardın, şurana bir bant yapardın. Bir şey olurdu yani bunun partneri kırmızı veya açık bordo diye düşünüyorum. Yani öyle olmalı. Çünkü yakışmamış sana bu. Bir de ayağında bak, bordo bir ayakkabı var değil mi? Evet. Göster bakayım. Oh! Bir bina var, bir kat var orada. Gökdelen var. Göklere çıkmışsın anam. Yani bak, öyle bir renk. Öyle bir renk ruj, öyle bir renk üstünde. Bir şey, bir tarz buranda. Ay, siz beni çok üzüyorsunuz. Buradan geçerken çok heyecanlıydın. Evet. Titriyordun, çok üzüldüm heyecanına. Ama kötü geldin canım. Keşke şu elbiseyi bir yukarı kaldırsana. Kaldır. Kaldır bakayım. Kaldır, bir kısalt. İki elinden, iki çantanı at yere. At canım, at. At, kaldır. İyice kaldır dizine. Dizine canım. Kaldır. Böyle bir bakıyorum, daha mini yap bakayım. Daha mini. Yapamıyor musun? Ama ne öylesine bir denedim, kendimi sınadım. Hadi. Evet, elbisenin model güzel, yakıştı sana ama dezeni olmadı. Olgun göstermiş. Bu baskı dantel dezeni ben hoşlanmıyorum. Konseptini söylemedim. Tek renk elbise olabilirse çok daha iyi olurdu ama... Maalesef tek renk elbise seçmedin. Dizenli. Evet. Duvar kağıt gibi duruyor, anladın mı? Anladım. Çok model durmuyor, biraz oluyor. Anladım, teşekkür ederim. Demode duruyor ama senin aura da güzel, vücudun da güzel, arkada dekolte çok güzel. Teşekkür yakıştı. Ederim. Biraz rujun olmalı, eğer böyle bir griler giyeceksin mutlaka bordo ruj sürmelisin ya da ağlık. Teşekkür ederim. O rica zaman ediyorum. Kararları alıyoruz demek ki. Tarzi, üzgünüm. Nurella'dan. İvana. Olmadı bugün canım. Bir kere daha dene.
Yıldız yok. Kemal. Teşekkür ederim. Ne desem ne desem. Ah o desen. Ay. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu kafiye. Ne desem ne desem o desen. Dalgıç kumaş eşittir Zeynep Öztürk. Kalemet elbise eşittir Zeynep Öztürk. Sen sırf konuşmak için konuşuyorsun. Ne alakası yani var ya? Ben seni kaç kez bu aynı kumaştan elbiseyle gördüm ve o da kalemdi yani. Neyin tribindesin? Aynı şey yapan varsa burada sürekli kendini tekrarlayan sensin. Ben mi aynı şeyleri yapıyorum sürekli? Ben seninle hiç muhatap olmak istiyorum. Sen kimsin ya? Polemik yaratmaya çalışıyorsun şu anda. Alakası bence de yok. Ben çok karşıyımdır aynı şeyleri giyinmesine ama sen aynı şeyi giymemişsin. Şimdi podyumda yürüyecek olan yarışmacımız Nazlı Hamarat. Bu tarz benim.